Alanyaspor'un kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin de 11'i belli olmak üzere. Az sonra sevgili seyirciler Kadıköy'e gideceğiz. Engin Can Çelik bizi bekliyor. Onun bağlantısı sırasında da belki şu an itibariyle de açıklanmış olabilir. 11'i görmüş olacağız. Sözü ben fazla uzatmadan Engin Can'a bırakayım. Kerem, teşekkürler. Ülker Stadyumu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Artık başlama aşamasında bir saatten az bir süre kaldı. Hemen 11'leri ileteyim isterseniz. Kalede Livakovic, savunmanın sağında Mert Müldür, stoper ikilisi Jiku ve Çağlar Söyüncü. Sol tarafta Ferdi Kadıoğlu, merkez orta sahada ise Kurinic ve İsmail. Orta alanda sağ tarafta Cengiz Ünder, sol tarafta Dušan Tadić, 10 numara bölgesinde Sebastian Szymański, forvette ise Edin Džeko oynayacak. Bugün gün boyu zaten muhtemel 11'i paylaşmıştık. Muhtemelle aynı olduğunu ifade edelim. Fenerbahçe bugün mutlak 3 puan parolasıyla çıkmak istiyor. Liderliği tekrardan ele almak için mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta içi Türkiye Kupası mücadelesinde Gaziantepspor karşılaşmasında Fenerbahçe 2-0'lık skorla son 8'e adını yazdırmıştı ve çeyrek finale kalmıştı. Ve ligde de seri 3 galibiyetine devam ettiren Fenerbahçe bugün de 4-4 yaparak önümüzdeki hafta oynayacak Rize Spor deplasmanı içinde, Çaykur Rizespor deplasmanı içinde moralli bir şekilde ve lider olarak yoluna devam etmek isteyeceğini ifade edelim. Maçın hakeminde Çağdaş Altın olacağını ifade edelim. Biz gün boyu buradaki gelişmeleri aktardık ve maç sonunda gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Livakovic, Mert Çiku, Çağlar Ferdi, İsmail, Kurunic, Cengiz, Szymański, Tadić, Džeko. Herhangi bir sürpriz yok Fenerbahçe'nin 11'inde. Ertuğrul, Ali Tifer, Oğuz Sisto, Fatih Richard, Augusto, Eduardo, Balkovet, Sader Jonay 11'iyle de Alanya Spor sahada. Ama tabii ki diziliş burada daha büyük bir önem teşkil ediyor. Az sonra iki takımın da kadrolarını burada göreceğiz. Mahmut Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz Fenerbahçe'nin 11'ini? Bir sürpriz yok zaten. Beklediğimiz 11, muhtemel yani, olarak paylaştığımız 11 de buydu. Bir tek değişse Cengiz de İrfan değişir orada. Fazla evet. Bir değişiklik olacak. Yani nasıl olacak yine Kerem? Nasıl Galatasaray'da bahsettiysek aynı oyunu Fenerbahçe'de göreceğiz. Orta sahanın rakibi hapsedecekler. Önde basmayı seviyorlar. Sağdan soldan ortalar. Erken golü bulurlarsa olay farklı bir yere gider. Yani ben buradan bir sürpriz çıkacağını hiç aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Fenerbahçe stadında full olacak seyirciler. Zaten hep arkalarındalar. Ben belki patlama yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü Alanya biliyorsunuz çok yumuşak bir takım. Çok kırılgan bir takım. Çok fazla... Yani direnç göstereceğini tahmin etmiyorum. Yani çok çok büyük sürpriz olur. Maç öyle ikinci devre falan sarkacağını da düşünmüyorum. Neticeye çabuk gidecekler. Çünkü o tarzda oyunculara sahipler. Çünkü oyunu devamlı force ediyorlar. Hep rakip sadece. Şimdi nasıl tutacaksın Ferdi'yi? Yani öyle bir oynuyor ki çocuk. Allah kazadan vedadan sakatlıktan sakınsın. Yani şu anda sezonun yıldızı. Evet. Ya kim ne derse desin, bırak yabancı topçuları da, biz yabancı aşığız falan, ama yani bir Ferdi var burada, bir Ferdi gerçeği var. Toplasan bütün sol bekleri hiçbir tane sonu kadar başarılı değil. Hocam, bu gerçek. Ben Fenerbahçe'ye hocam veriyorum. Ne yaparsın? Yok, hayır, ben sana soru sorayım. Devam et sen şimdi. Ne? Sen şimdi Alanyaspor'a çıkıyorsun. Ne yaparsın? Bir Ferdi şey yapamazsın geliyor. Abi. Nasıl yapamam? Ya ne yapacaksın ya? Yapacaksın ne? Yapacaksın şimdi ne? Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biz Ali Nail vardı. Bursa Sporlu falan, hatırlarsın değil mi? Hocam dedi, o benim talebim ben oldu. Ben hatırlamam hocam. Ali Nail hatırlarsın. Ya senin genel kültürün iyidir ya, Fena Bursa Sporlu falan. Tabii ya, Ali Nail. Şöyle. Bursa Sporlu yapma ya. Şimdi. Ha, Ali Nail durmuş. Durmuş. Tamam, ben daha eski biri sandım. Fenerbahçe'de oynadı ya, durmuş ya. Ali Nail. Şimdi. Ben daha eski biri sandım. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu ortası 10 numara, müthiş bir futbolcu. Hocam dedi, şimdi benim talebim bu oldu. Bu arada evet, onu da Fenerbahçe dönemini çok anımsamıyorum. Fenerbahçe yani, dönemi şimdi, var ya. Şimdi 98'de. Durmuş deyince oradan ben hemen tabii. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Ya hocam dedi, ya işte muhabbet ediyoruz işte maç akşamı. Sizin maçtan evvel dedi, bir gece uyuyamıyordum dedi ya. Niye dedim? Ya bana bir adam yapıştırıyordun dedi, beni oynatmıyordun. Stresten dedi, şimdi nereye geleceğim? Ya oğlum dedim, sen yani seninle ya, adam vermeyeceğim de kime vereceğim? Şimdi ben Alanyaspor'un hocası olsam ve X bir takım Fenerbahçe şey yaparken, karşılaşırken Ferdi'ye bir adam veririm tutsun diye. Bir tane bek, stoper atıyorum sana. O aynı çabukta devamlılığı olan. Ben Mirković'i almıştım öyle, biliyor musun? Mirković'i. Sonra Mert Meriç oldu Fenerbahçe'ye giden. Çok çabuk, seri, devamlılığı var.
atletik. Yani şimdi koyun mesela gözün kapalı diyoruz ya 30 defa. Böyle rahat. Ferdi orada kilitlenir yani. Mümkün değil abi. Gidemez yani. Şimdi bir tane adam alacaksın. Alacaktın yani. Buna benzer bir adam alacaktın. Koyacaktın Ferdi. Adam 40 defa gidiyor arkadaş. Sayacağım bir sefer. Gerçi sayamayız da birileri saysın. Ferdi. 30 defa. Bir de üretken yani. Tamam mı? Ferdi tutacak hocam. Ya, ne yapalım abi en azından. Ligimizde yok adam. Ya bir alacaksın. Ferdi bir de sadece koşmayla değil. Ferdi'nin ya, teknik kapasitesi. Ya ona göre alacaksın hocam işte. Oyun ya. Üretkenliği. O şeyle Talişi falan kimse beğenmiyorlar bizde işte. Onunla birlikte onların oyun düzenleri falan çok çok ekstra bir takım. Hocam işte bu netice yani hiç olmazsa yani o böyle. Yani bir, zor bir maça çıkıyorlar hocam. Alanyaspor için Alanya zor Spor bir şimdi maç. Onun önüne gidip de ben şeyi Efe'yi koymam abi yani. Oradan. Yapacak bir şey yok. Elindeki kadro yani. Ya varsa bir tane daha sabek koyacağım. Neyse yani. Ya yapabilecek bir şey. Ya en azından engellemeye çalışacağım şimdi yani. Biz tabii genel yani. Fenerbahçe'nin sezon başından beri seyrettiğimiz, gördüğümüz oyunda hiç düşüş yok. Hep üzerine kata kata gidiyorlar. Maşallah hep, ya. Hep bence gidiyorlar. Bence bu sene gider Ferdi. Bir taraflara gider herhalde. Ben genel şimdi yaptım. Ama bu Ferdi sene çok şey yaptı ya. Bu kadar yani zaten iyiydi ama. Dünyanın önemli kulübünde oynayabilecek potansiyelde. Şimdi orada o şekilde olmasının en büyük etkeni de bir tanesi önünde Tadiç gibi bir, hocam, bir oyuncu ama var. Ama şimdi bak orada dezavantaj da var. Tadiç'in adamı da devamlı buraya bindiriyor. Kapatıyorlar hocam öyle bir kapatıyorlar ya işte anlatamıyor. Stoperler bak çok iyi kapatıyor. Orta saha çok neyse, iyi kapatıyor. Hocam gene de adamlar geliyor bu, yani. Gene bu, de nedir? Bu nedir? Tedirgin şimdi olursun. Biz tabii Ferdinand yola çıktık ama bu nedir? Takım oyunudur. Takım oyununu bize düzgün sunan. Doğrusundan, doğru oynanan hepsi doğru iş yapıyor. Hepsi hocam şöyle bir... bunu niye kapatamıyorlar? Rakip takımın stoperleri. Yok. Niye? Ferdi'ye karşı. Ya nasıl kapatacaksın abi? Adam da ya iyi de yani ya. Allah bir gidiyor Allah. Bir daha bir bakmış. Hocam neredeyse iki maç oynayacak bir dayanıklılığı var gibi. Şimdi bak Ferdi bir gitti ceza sahasına değil mi? Sen topu kazandın ucuma çıkıyor. Bir dönüyorsun bakıyorsun ve hatta karşına gene Ferdi gelmiş. Ya düşün böyle bir oyuncudan söz ediyoruz ve maşallah orta sahadan hücum oyuncusundan böyle bir oyuncu meydana çıktı. Onun da tabii çok hocam büyük işte etkisi var. Dışı oynamasını çok iyi biliyor. Orta saha diyorum ya sadece açık gitmek gelmeler değil topu kullanması, oyunu yönlendirmesi hakikaten bravo. Tabii Fenerbahçe'de burada biz bunu ballandıra anlatmamız değil bize sunduğu takım oyunundan yola çıkıyoruz. Hani bazı takımlar vardı, birisi çıkar götürür ama oyunda bir şey yoktu. İki takım da bunu bize çok çok iyi sunuyor. Vallahi bakalım nereye kadar gidecek. Şimdi herkes bekliyor, birileri bir yerde takılsın da yukarıdaki ikisi biz de onlara bir şeyler söylesek falan böyle iller ovuşturulur ya Kerem. Yok ya. Ama hiç abi zor takımda takılmıyor. Bunlar. Efendim? İki takımda takılmıyor. Maşallah ya. Zor işte da takılsa bile öbürü de takılıyor. Bak orada da bir sakatlık var. Birisi takılsa öbürü takılıyor. Yani bunlar herhalde hep ben teminim değildi sonuna kadar gitmesin birisi açsın diye arayı ama herhalde sonuna kadar gidecek böyle. Hocam şey yaşayacağız galiba sonuna kadar gidecek gibi bir şey. Hocaya bir şey soracağım. Osterwald bu şeyi yerini tutar mı sol bekte? Kimin? Ferdi'nin. Yerini mi? Ferdi varken oynar mı? Ya farz ettiği yok. Ne kadar yapar? Ya olmazsa da oynadığı maçlar var. Faydalı olduğu maçlar var. Tabii Kerem'in şeyinde Ferdi ile mukayese demiyoruz ama yani, o da hiç sırıtmadı hocam, yani. O da hocam, Fenerbahçe'de iyi maçlar hocam, çıkardı. Hocam sırıtmadı başka hocam. Ferdi. Niye? Ferdi bu kadar üretken mi? Değil. Yani ne diyeyim onu sana? Onu zaten söylersek kendimizi inkar ediyoruz hocam. Yani şunu anlatacağım. Ben şimdi Ferdi orada sol bekte oynamaz zaman tamam mı? Eğer Osterwald'ı oraya koyarsan şöyle senin Ferdi 100 ise bu Osterwald'da 25-30 yani. Şimdi